Şimdi söz sırası Mardin Milletvekili Mithat Sancar'a aittir. Buyurun Sayın Sancar. Başkanlık adına söylendiği için ben de başkanlığı temsilen şu anda burayı yönetiyorum Sayın Yıldırım. Buyurun Sayın Sancar. Lütfen 10 dakikadır süreniz. Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, bütçe kanun tasarısı görüşülürken tabii yatırımlar ve gelecek yıl için öngörülen vaatler öne çıkıyor hükümet kanadından. Yani ne tür önemli yatırımlar yapacakları ve bundan önceki bütçe döneminde neler yaptıkları konuşmalarının temel konusunu oluşturuyor. Şimdi benim üzerinde konuşacağım bölüm daha çok yüksek yargı organlarını kapsıyor. O zaman bu konuda acaba ne gibi yatırımlar öngördüklerini ve hangi geçen yılda yaptıkları hangi yatırımlarla ilgili övüneceklerini de merak ediyor insan. Adalet alanında, yargı ve hukuk alanında ne vaat ediyor bu bütçe? Hükümet bu bütçe üzerinden önümüzdeki yıl için neler yapmayı tasarlıyor? İlk karşımıza çıkan kalem, vaat kalemi yeni cezaevleri inşa etmek. Öyle görülüyor. Bugüne kadar yapılanlar yetmemiş anlaşılan. Yenileri planlanıyor. Şu an 2018 için 23 yeni cezaevinin inşaatının devam etmesi söz konusu. Toplam cezaevi sayısı 382. Ayrıca okuduğumuz haberlere göre önümüzdeki 5 yıl için 228 adet daha ceza ve infaz kurumu inşa etmeyi planlıyor hükümet. Ve bunların kapasitesi de 138 bin kişi olacakmış. Yani şu an mevcut tutuklu ve hükümlülerin %66'sı kadar daha fazla tutuklu ve hükümlü olacağı hesabını yapıyor. Şimdi bir hükümet bununla övünebilir mi? Bir ülkede cezaevlerinin sayısının artması suç oranının arttığına mı işaret eder? Yoksa yönetimde büyük bir adaletsizlik, çarpıklık ve kriz olduğunu mu gösterir? Hiç şüphe yok ki adaletle yönetildiğini iddia eden hiçbir devlet cezaevleri sayısını arttırmakla övünmez, tutuklu ve hükümlü sayısının fazlalığıyla övünmez, övünemez. Peki hukuk alanında uluslararası istatistiklerdeki durum nedir? Türkiye nasıl görünüyor? Dünya Adalet Projesi ile ilgili burada birkaç kere daha konuşma yapıldı. Onların yaptıkları yıllık Adalet Endeksi var. Daha doğrusu Hukukun Üstünlüğü Endeksi var. Türkiye 2016 yılında 113 ülke arasında 99. sırada. Yani Türkiye Guatemala, Myanmar gibi ülkelerle aynı seviyede. Hani Myanmar'ı Arakan'da yaptığı hukuksuzluklar dolayısıyla kınıyoruz. Doğru. Kınamak da gerekiyor. Bunlara kesinlikle karşı çıkmak gerekiyor ama hukukun üstünlüğü endeksinde Myanmar'dan farklı bir yerde durmuyor şu an bu devlet. Bununla övünebilir mi? Hükümetin bununla övünmek gibi bir niyeti var mı? Olabilir mi? Tutuklu sayısında OECD verilerine göre ilk 3 sırada yer alıyor Türkiye. Yani 3. sırada. 1. sırada ABD var nüfusuna göre. Cezaevlerindeki insan sayısının en fazla olduğu ülkeler istatistiğinin 1. sırasında ABD var. 2. sırasında İsrail var. 3. sırasında Türkiye var. Şimdi sürekli veryansın edilen, meydan okunan İsrail'le bu konuda
aynı kategoride, aynı düzeyde yer alıyor bu ülke. O zaman birini kınadığınızda size ya önce kendine bak sen, önce sen kendini bir düzelt diye cevap alınca kızma hakkına da sahip olmamalısınız, kızmamalısınız. Yapmanız gereken şey bu istatistikleri düzeltmektir. Neden bu kadar tutuklu ve hükümlü var? Neden Türkiye'de cezaevleri tıka basa dolu? Neden daha fazla cezaevi yapılıyor? 15 Temmuz darbe girişimi, burada hep söyledik, her zaman vurguladık, hain bir girişimdi. Hiçbir şekilde tasvip edilemez. 15 Temmuz'a gelirken bu hükümetin ya da AKP'nin bundan önceki hükümetlerinin sorumluluklarını da hep hatırlattık. Hesap vermesi gerektiğini de söyledik. Sadece şahıslar düzeyinde değil, siyaseten de hesap vermesi gerektiğini söyledik. Fakat buna yanaşmıyor. Ama hiç olmazsa bir noktada tutarlı davransın diye ısrarlı görüşümüzü ve talebimizi burada da yineliyoruz. Bakın, FETÖ diye adlandırdığınız terör örgütüne mensup olduğu gerekçesiyle ihraç edilen, tutuklanan, yargılanan hakim ve savcıların hazırladıkları fezlekeler ve yaptıkları yargılamalarda aldıkları kararlar geçerli olmamalı. Bu tür tasfiyelere Almanya'nın birleşmesinden sonraki durumu örnek veriyorlar. Hayır sevgili arkadaşlar, oradaki durum buranın tersiydi. Eski sistemin hakim ve savcılarının verdikleri kararlar geçersiz sayılmıştı. Gelin bu konuda birlikte bir çalışma yapalım. Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazırız. Bir kanun üzerinde birlikte çalışalım. Bu yargılamaların sonuçlarını, o fezlekelerin sonuçlarını adalete göre nasıl düzeltebileceğimizi burada birlikte çalışarak kararlaştıralım. İnanacağız ki o zaman gerçekten sizin bu darbecilerle derdiniz var. Sizin darbe zihniyetiyle sıkıntınız var. Ancak o zaman inanırız. Bu iktidarın, hükümetin övüneceği bir şey göremiyorum adalet alanında. Mesela temel hukuk ilkeleri, yüzlerce yıldır, hatta binlerce yıldır geçerli olan temel hukuk ilkeleri bir çırpıda çiğneniyor. Yüz yüzelik ilkesi yargılamalarda uygulanmıyor. Savunma hakkı engelleniyor. Eş başkanlarımızın duruşmaya çıkma talebi reddediliyor. Basit gerekçelerle, gülünç gerekçelerle. Bütün temel yargılama ilkeleri bu şekilde çiğnenirken acaba bu hükümet şu mirası devralmakla övünebilir mi? Türkiye'de istiklal mahkemeleriyle başlayan özel görevli yargı organlarının ve yargılamalarının uyguladığı zihniyeti biz bugün topladık, burada toplamını uyguluyoruz diye övünecekler mi? Mesela istiklal mahkemeleri. Biliyorum sizin sıralardan da istiklal mahkemelerine karşı çok söz söylemiş, çok itirazda bulunmuş insan var. Sadece birkaç örnek anlatacağım oradaki yargılama anlayışından, başkalarından da. İstiklal mahkemelerinin önünde savunma yapmak isteyenlere mesela mahkeme başkanı Ali Çetinkaya istiklal mahkemeleri dava vekillerinin cambazlığına gelmez diye savunma hakkını engellemişti. Mesela mahkeme başkanlarından Lütfi Müfit Bey, bizim belli bir amacımız vardır, ona varmak için kanunun üstüne de çıkarız demişti. Şimdi yapılan da bundan farklı değil. Yasada yargılamaları, biliyorum yine bu sıralardan çok kişi onları şiddetle eleştiriyor. Kanunsuz suç ceza olmaz ilkesini, doğal yargıç ilkesini ihlal etti zaten. O açık, onu biliyoruz ama daha başka vahim durumlar da var. Mesela mahkeme başkanı Salim Başol'un Samet Ağoğlu'na verdiği yanıt çok meşhurdur. Sizi yassı adaya tıkan kudret böyle istiyor.
hukuksuzluklara itiraz ederken Samet Ağaoğlu, Salim Başol ona bunu söylüyor. Ayrıca daha ne hukuksuzluklar var? Ondan sonra 12 Mart yargılamalarını mı sayalım? 12 Eylül'ü DGM'leri özel yargılı, özel yetkili mahkemeleri mi sayalım? Şimdi Sulh Ceza Mahkemesi adı altında bu özel yargı usulünün ve zihniyetinin hiç kimseye vermedim ya. Sen lütfen tamamlayın. Tamamlayın hocam. Tamamlayın buyur. Buyurun. Açıyor musunuz? Tamam. Teşekkürler, zaten birkaç cümle söyleyeceğim. İlginç, İstiklal Mahkemeleri İsmet Paşa hakkında da tutuklama kararı çıkarmıştı. Yani o kadar keyfi, nereye gideceği belli olmayan bir kudret iştahıyla, iktidar iştahıyla hareket ediyorlardı ki. Aynı şey ilginç bir başka örnekte de karşımıza çıkıyor. İstiklal Mahkemelerinde hakim olan bir beyefendi, evet adını şimdi hatırlayamadı, Refik Koraltan yargılamasında, pardon neyse, 37 yıl sonra Yassıada'da sanık oluyor. Şimdi eğer adaleti düzeltmezsek, sadece elimizde var olan şiddet araçlarıyla birbirimizi tasfiye etmeye kalkarsak varabileceğimiz bir yol yok arkadaşlar. Her cephane tükenir, gün gelir tükenir. Tükenmeyen tek cephane adalettir. Bunu unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum.